Belediye Başkanı Osman Zolan, gidilmedik köy, adım atılmadık yer bırakmayacağız diyen Başkan Zolan, büyükşehir bilgilendirme toplantıları kapsamında aynı gün içinde Güney ve Sarayköy ziyaretleri gerçekleştiren Zolan, büyükşehir ile birlikte gerçekleşecek değişimi anlatmak için gidilmedik köy, adım atılmadık yer bırakmayacağız mesajı verdi. Nerede bir ışık görsek kapısını çalacak, büyükşehirin kazanımlarını anlatmaya devam edeceğiz yönünde bir mesajı var sırada. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, büyükşehir bilgilendirme toplantıları kapsamında ilçe gezilerini sürdürüyor. Aynı gün içinde Güney ve Sarayköy ilçelerindeki ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Zolan, vatandaşlara büyükşehirle birlikte yaşanacak değişimi anlattı. Başkan Zolan'ın yaklaşık 12 saati aşan Güney ve Sarayköy programı gece geç saatlere kadar sürdü. Güney'e bağlı Ertuğrul, Doğanlı, Cindere, Adıgüzeller, Hamidiye, Karagözler, Koparan köyleriyle Eziler Beldesi'ni ziyaret eden Başkan Zolan'a partisinin Güney Belediye Başkan adayı Halil Ayhan da eşlik etti. Gittiği her yerde vatandaşların büyük sevgisiyle karşılaşan Başkan Zolan, büyükşehirin hizmetleriyle Denizli'nin her konuda yaşayan vatandaşlara mutluluk getireceğini söyledi. Birkaç yıl sonra Denizli'nin her konuda yaşayan vatandaşlara iyi ki büyükşehir olmuşuz dedirteceklerini dile getiren Başkan Zolan, çıkan yasayla birlikte Denizli'de 360 köy, 68 belde, 18 ilçe şükürler olsun ki büyükşehirin imkanlarından yararlanacak dedi. Güney programını akşam saatlerinde sonlandıran Başkan Zolan daha sonra Sarayköy'e geçti. Acıdere, Gerali, Beylerbeyi, Altıntepe ve Duacılı beldesini ziyaret eden Başkan Zolan'a burada da partisinin Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Özbaş eşlik etti. Büyükşehirin getirileriyle birlikte özellikle belde ve köylerde inanılmaz bir değişim yaşanacağına dikkat çeken Başkan Zolan, büyükşehirde en çok belde ve köylerimiz kazanacak dedi. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bakanlarımız ve milletvekillerimiz Denizli bize o hakkı teslim etti. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii biz niçin büyükşehir istemiştik? Niçin büyükşehir istiyoruz? Namımız, şanımız büyük olsun diye değil. Büyükşehirimiz, insanlarımız büyüsün. Ankara'dan gelen kaynaklarımız büyüsün. O büyüyen kaynaklarımızla tüm dertlerimizi çözme konusunda yola çıkalım. Onun gayretini yapalım. Mesele bu. Onun için biz büyükşehir istiyoruz. İnşallah bu büyükşehir yürüyüşüne duacılığımız Sarayköy'ümüzde yer alıyor. Ve bu yürüyüşte inşallah o artan imkanlarla en güzel şekilde, en iyi şekilde devam edecek. Tamam mı? Anlaşıldı mı?